Sevgili seyirciler, RT Televizyonu İstanbul Beylerbeyi stüdyomuzdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Vural Yayan. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm gençlerin bayramını tebrik ediyorum. Efendim çok değerli bir konuğum var. Dağ Holding ve RT Şah Medya Yönetim Kurul Başkanı Sayın Şah Rıza Dağ. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün 19 Mayıs. Dilerseniz gençlere mesajınızla başlayalım efendim. Vural Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kanalımıza, kurumumuza. Öncelikle bugün 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı. Bugünün anlam ve önemine binaen açıkçası bu programı planladık. Sizin de üstün desteğinizle. Teşekkür ederim. Tüm ulusumuzu kutluyorum bu anlamda. Ayrıca bugün Cuma, Cuma olması itibariyle de hayırlı bir başlangıç yapalım istedik. İşte yerleşkemizdeki ilk canlı yayın çalışmamız bu. İnşallah. Tabii İstanbul stüdyolarının canlı çalışma yapabiliyor olması bizim için çok önemliydi. 19 Mayıs'a özellikle planladık. Önemli bir gün olarak ele almayı ve bunu da tüm izleyenlerimizle bölüşmeyi çok önemli bulduk. Siz de hoş geldiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Vallahi mükemmel bir heyecanı yaşıyoruz sevgili başkanım. Evet. Ben şimdi hemen sorularıma geçmek istiyorum. Eminim RT izleyicileri şu anda merakla bekliyorlar efendim. Evet. Mesela benim şöyle bir sorum olacak. İnşaat sektöründeki başarınızı biliyorum efendim. Ve evet, çok başarılı bir mimarsınız. Teşekkür ederim. Peki neden medya başkanım? Şimdi önce Vural Bey şunu söylemek isterim. Sorunuza geçmeden önce. Ulusumuzun büyük sorunlardan geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Ülkemizde birçok anlamda büyük sorunlar yaşadık. Biz medya grubu olarak bu sürece gerekli desteği vermeye çalıştık. Tabi bu aynı zamanda medya okur yazarlığı sebepli toplumdaki verilere çok başka bir ruh haliyle yaklaştığımızdan ülkemizin temel işleyişindeki problemleri de gözlemleme şansımız oldu. Bu süreç bizi şu noktaya getirdi. Dedik ki ya bunun içinde biz sosyal olarak çok daha üst bir noktadan konuya dahil olmalıyız. Bu sebeple de açıkçası medyanın önemini, medya yatırımlarının önemini özellikle ki devamında mutlaka bunları soracaksınız bana. Ama burada ben bu kurumun başarısının önce liyakatla elde edileceğini düşünüyorum. Ki siz de bu liyakatın bir ürünüsünüz. Yani siz de işinizde ve bu branşta başarılı bir insansınız. Teşekkür ederim. Ki şu anda teknik masada yer alan arkadaşlarım şu an yani bu... Şu canlı yayını yapabilmek için tam anlamıyla bir gündür uğraşıyoruz. Evet. Çünkü linklerin ayarlanması vesaire. Bu kurumdaki tüm arkadaşlarıma şu an Erzincan'da bu teknik süreci kusursuz hale getirmeye çalışan sevgili çalışma arkadaşlarıma, burada aynı çalışmayı sürdüren arkadaşlarıma ve bu kurumu iğnesinden ipliğine her konuda bu kuruma hizmet eden tüm emektarlarıma önce teşekkür ediyorum huzurunuzda. Evet. Bu başarı benim değil. Tek başına bir başarı yoktur bilirsiniz. Bunu hep söylerim. Evet. Bu bir takım oyunu ve bu takımı kuran, evet, kurmaya çalışan, bunu en üstün hale getirmeye çalışan kişilerden biriyim ben ama bu bir takım oyunu. Siz de evet, bu takımın bir parçasısınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorunuza gelince, hatta sorunuzu daha da içerikli bir hale getirin. Medya yatırımı, inşaat vesaire. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ki bunu bütün röportajlarımda söylüyorum, vatanla milletine hayırı olan, vatan millet ihanet duygusu içinde olmayan ve bütün gücünü kudretini devletinden alan, devletinin prensiplerinden alan bir kurumuz. Ve bundan asla taviz vermeyiz. Medya yatırımlarımızın, inşaat yatırımlarımızın ya da buna benzer yatırımlarımızın tamamında temel prensibimiz devlet ilkelerinin asli olma halidir. Bundan asla taviz vermeyiz. Çünkü yaptığımız her davranışımızın kamuya mal olacağını biliriz. Yapacağımız her haberin, yapacağımız her işin, her yapımın toplumdaki etkisini ve etkinliğini iyi biliriz. Bu sebeple yaptığımız şeyi çok ciddiye alan bir kurumuz. Sektörde evet, inşaat ve Türkiye'de projeler noktasında iyi projelere imza attığımız doğrudur. Bu anlamda ciddi işler yaptık. Hani kurumumuz aslında kendi bekasını Erzincan'daki Terzi Baba anlayışından alan, onu da şöyle anlatayım. Hatta bizim
rozetlerimizde 1843 yazar. Evet. Bizim için kriter tarih, işte özellikle Hayat Rehbi Terzi Baba döneminden bugüne kadar gelen süreci biz üçüncü kuşak olarak algılıyoruz. Ve bu da bizim 3K tanımını oluşturuyor. Dağ Holding ve Şeride 3K. Bu anlamda bizim özelliklerimizi ifade eden her konuya, her duruma özel bazı yaklaşımlarımız var. Evet. Bu yaklaşımlarımızın başında ülkemize, milletimize ve var olduğumuz topraklara yakışan işler yapmak geliyor. Benim hep söylediğim ve söylemekten vazgeçmeyeceğim bir laf var. Kuralları devlet koyar. Siz devletin kurallarını, yasalarını yorumlayamazsınız. Sadece yasaları yorumlayan sistemlere uymaktır işiniz. Bunu da şöyle ele alın. Devlet ailenin babası gibidir. Ve asla yanlış yapmaz. Senin için doğru olanı düşünür ve senin bunu uygulamanı ister. Sen hep gençsindir. Hata yapma şansın yüksektir. Devlet o yüzden arada seni uyarır. Der ki bak ben doğruyu biliyorum. Sen bak böyle yapma. Hadi küçük evlatsın sen öğreneceksin der. Ve yasaları buna göre yorumlar. Biz de kurumlarımızda aynı ruh halini yürütürüz. Bizim çalışanlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın tamamı sabırla, metanetle, zamanla da siz de anlayacaksınız. Sabır gösteririz hepsine. Hepsinin bir ailenin parçası oldukları hissini almalarını, edinmelerini hedefleriz. Bu hedef bizi nereye getirir? İnsanlar sadece para kazandıkları bir kurum olarak, ekmek yedikleri bir kurum olarak algılamaz. Tam tersi topluma hizmet eden bir kuruma çalıştıklarını düşünür ve üst bir verimle sonuca gitmeye çalışırlar. Evet. Temel ruh halimiz bu Sayın Vural Bey. Harika efendim. Rica ederim. Peki şunu sormak isterim sevgili başkanım. Biliyorsunuz dünyada medya kitleleri harekete geçiren çok önemli bir sektör. Evet. Peki Türkiye'deki medyayı nasıl buluyorsunuz efendim? Ben hep şöyle derim. Çocuktan al haberi. Evet. Neden biliyor musunuz çocuktan al haberi? Çünkü yalın, çünkü doğru, çünkü kimsenin tarafı değil. Anladım. Biz çocuk tarafız. Biz hep doğruyu söyleyeceğiz. Biz hep olanı söyleyeceğiz. Evet. Ve en önemlisi benim yanlı olacağım tek konu var. O da vatanım. Süper. O konuda hep yanlı olacağım. Evet. Türkiye'deki medyanın da bu rol halinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde çok taviz veren kurumlar vesaire mümkün. Bu şey gibi hani burası bir koca bir bahçe. Burada bir sürü insan bir sürü şey ekmek yer, evet, yürür ama herkes kendine göre yorumlar. Önemli olan yorumun vatanın bütünlüğüne, ülkenin genel ahengine ve harmonisine zarar vermiyor olmasıdır. Manipülatif bir medya kurumunun kimseye faydası yoktur. Çünkü bugün size manipüle olan yarın başkasına manipüle olur. Bu yüzden önemli ve özet olan yansıtan medya olmaktır. Olanı olduğu gibi yansıtan. Gerçekçilik. Tabii. Evet. Ve bunu doğru yorumlayan teknik kadrolarla ya da idari ya da sosyolojik kadrolarla, onların yorumlarıyla topluma sosyal mühendislik yapan medya olmalıdır. Ve bunun da okulu yok. Var ama yok. Çünkü bu tamamen ahlaki bir konu. Dediğim gibi biz çocuk haberciyiz. Ve hep doğruyu, hep olanı söyleyeceğiz. Olanı yansıtacağız halkımıza. Evet başkanım. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki şöyle bir soru var sevgili başkanım. Doğduğunuz, büyüdüğünüz yer Erzincan. Peki soru. Erzincan sevdası nereden geliyor başkanım? Ya insan Erzincanlı olur da Erzincanlı Erzincan'a sevdalı olmaz mı? Benim hep söylediğim bir şey bu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben Erzincan'da büyümüş, ilk gençliğini orada geçirmiş, okumuş. İşte bir genç Erzincanlıyım. Öncelikle bana çok büyük emeği olan, yani benim babam Paşa Bey, herkes tanır. Sonra Valide Hanım, Zeynep Hanım. Bunların emeğinin karşılığı bu aslında. Ya bu sevdanın sebebi bu. Evet. Çünkü onlar bunu öğrettiler bize. İhanet içinde olmamayı öğrettiler. Vatanı, millete, bayrağı. Bize topluma faydalı olmayı öğrettiler. Mesela babam
Paşa Bey, biz sabahları 6'da uyanalım. Kıyamet kopardı. Öğlen oldu. Siz bu saate nasıl uyanırsınız? Ve hala inanın ben hep bunu söylerim. Paşa Bey'in ekmeğini yiyorum ben. Yani onun bizde yarattığı disiplinin ekmeğini yiyoruz. Çünkü ben sabah 6'da tüm kurum çalışanlarım benden günaydın mesajları alırlar. Ve bu disiplin tabii bizi bir New York'taya taşıyor sürekli. Bunu şuna bağlıyorum. Ben bir Erzincanlı olarak yani gerçekten istikrarlı bir Erzincanlıyız. Yani bu belki şaşırtıcı gelebilir bu istikrarlı Erzincanlı kelimesi. Ama ben memleketimin ahlakına, kurallarına, o topluluk ruhuna, birlikte olma, yani halayda, horonda birlikte olma haline hayran bir adamım. Bunun gerçekten şakası yok. Ya bizim toprağımızda ihanet yok. Bakın bizim coğrafyamıza bakın. Coğrafyamızda bir tane ihanet hareketi görmezsiniz. Ve ihanet içinde olanları da kabul etmeyen bir coğrafyadır benim coğrafyam. Ki ülkemin her coğrafyasının her köşesinde, her metrekaresinde bu ruh hali vardır elbet. Evet ama hani Erzincan'dan söz ediyoruz diye bu örneği veriyorum. Ama benim Erzincan'ım bambaşkadır. Hani afetle yıkılmıştır, yarası çoktur ama onu o yarası saracak Erzincanlısı da çoktur. Ben de Erzincanlılardan biriyim. Hepsi tebrik ederim vallahi. Mükemmel Rica sevgili ederim. Başkanım. Rica ederim. Peki sevgili başkanım, şeffaf yayıncılık derken aklınıza ne geliyor? İşte ben az önce söyledim ya, evet. Çocuk olmak diye, çocuk haberci olmak diye. Şimdi şeffaf habercilik aslında özür dileyerek söylüyorum ama mümkün değildir. Çünkü sizi manipüle eden öyle sistemler vardır ki siz bir şekilde etkilenir ve şeffaf yayıncılık yapamazsınız. Şeffaf yayıncılık aslında sosyal medyadır benim nazarımda. Sosyal medyadaki o serbest çağrışımla oluşan haberlerin, bir trollerin ya da manipüle edilmiş kurumların, kişilerin yayınlamadığı haberlerdir aslında şeffaf habercilik ya da medyacılık. Ha, biz Türkiye'de bunu zorlayan kurumlardan biri olacağız. Herkese eşit mesafede, toprağına, milletine, vatanına, her şeyden önemlisi yaşadığı coğrafyaya ihanet etmeyen ve bunu doğru bir dinle, hani bunu başta da söyledim, doğru bir dille anlatan bir ruh halinde olacağız. Ha, bunu da çoğu kurumun başaramadığını düşünüyorum. Bakın Vural Beyciğim, siz de enformatik sistemi iyi bilen bir evet. beyefendisiniz. Hani konu biraz benim için önemli. Dünya üzerinde özellikle medya sosyolojisi üzerinden toplumları yöneten kurumlar vardır. Saydamlık ilkesi içermezler. Çünkü temel sebepleri toplum mühendisliğidir. Evet. Yani bir haber yaparak toplum mühendisliği yaparlar. Ve siz de o haberden etkilenirsiniz. Bunun olumlu ya da olumsuz olanı vardır. Mesela kamu spotlarımız olumlu sosyal mühendisliktir. Siz sosyal mühendislik yaparsınız medya yoluyla. Bir olayı örneklersiniz. Uyuşturucuyu örneklersiniz. İşte hastalıkları örneklersiniz, sigaranın zararlarını örneklersiniz ve bu örnekle de toplum manipüle olur. Toplum mühendisliği olumlu etki yaratırsınız. Ama bazı kurumlarsa, bazı ülkelerse tam tersi kendileriyle ilgili bazı enformasyonları, doğru olmayan bilgileri medyanın o saydam olmayan bölümünü kullanarak biraz stratejik unsurlar halinde kullanırlar. Önemli olan, o yine o bölüme geliyorum, medya okur yazarlığı. Yani size ne verilmeye çalışılıyor? Aslında altyazıda ne var? Ha, biz bu konuda bildiğiniz gibi ERT1 ve ERT2 radyo kanallarımız ve gazetemiz. Biz çok net söylüyorum bunu, hani benim Erzincanlı hemşehrilerimin ve Erzincan'dan ışığı yayılan. Yani benim için Erzincan merkez İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer ülkeler taşra. Benim merkez algıladığım yer Erzincan ve ben Erzincan'ın ışığıyla, Erzincan'ın ruh haliyle, ahlakıyla ulusal ve dünyalı bir kanal olarak, televizyon kanalı olarak, bir medya yatırımcısı ve bir vatansever, Türkiye Cumhuriyeti vatanseveri ve ülkemin her sınır, her parçasına aşık bir adam olarak bunu çok doğru yerlere taşıyacağıma olan inancı kalben hissediyorum. Ve bunu sizler de ve dostlarım da sürekli takdir etmekteler. Tabii çok zor bildiğiniz gibi, yani medya, yani hele televizyonculuk öyle bambaşka bir iş ki çok kolay olmuyor. Şu an benim Erzincan'daki teknik kadrom da sanırım bana katılıyordur. Yani ben onları arayıp işte ne oluyor vesaire. Bir de çok net söylüyorum, hani buna buradan değineceğim. Sayın Başbakanımız İngiltere dönüşü bu konuda bir söylem yaptığı için. Yani biz bırakın her şeyi, biz masraflı bir kurumuz. Evet. Çok masraflı bir kurumuz. Yani Sayın
işte ilgili yayın organlarımızın tamamı çok üstün rakamlarla bizim yayın yapmamızı sağlıyorlar. Tabii onların elinde bir konu değil ama yani medyanın işleyişindeki o sosyolojik yanlar dışında ekonomik yanlar da gerçekte çok zorluyor aslında birçok kurumu. Ha, biz temelde Erzincan'ı ve coğrafyamızı artı Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada ve ülkemizde ve dünyada özellikle net ve doğru ifade etmenin, doğru temsil etmenin hedef içinde olduğumuz için bu açıkçası bu davaya inancımız yüzünden bu harcamalar bizim gözümüze görünmüyor. Ama her şeyin çok daha iyi olacağına olan inancım tam. Mükemmel. İyi olacak. Sevgili başkanım, şunu çok merak ediyorum. Evet. İnşaat sektöründe tabii inanılmaz projeleriniz var. Onları takip ediyorsunuz ve çalışan personeliniz var. Peki bir sabah kalktığınız zaman ilk önce aklınıza gelen medya mı geliyor yoksa inşaat mı? Yani bu aslında çok zor bir karar. Hiçbiri gelmiyor. Her sabah saat 5.30'da Valide Hanım beni arar. Evet. İlk aklıma o gelir. Onun duası gelir. Önce onunla. O Allah aramadığında ya telefonum kapanmıştır, şarjım bitmiştir ya da onun şarjı bitmiştir. O 20 saniyelik, 25 saniyelik bütün çocukta evlatlarını arayan Valide Hanım'ın aradıktan sonraki huzurundan sonra biz hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Ben o ilgili seremoniden sonra benim aklıma hep şöyle gelir. Aslında ben bu söz ettiğiniz kanalların yani inşaat, işte gıda, işte petrol vesaire bu yatırımlar tamamı önemli, evet tamam, ama benim için o işleyişteki mekanizma önemli. Evet. Ben sektörleri ayırmıyorum. Ben bu mekanizmanın hani yürütme kurulunun başıyım. Yönetim kurulunun başıyım ama aynı zamanda yürütme kurulunun da başıyım. Bu mekanizmada benim olduğum rol net olarak bir işlemci. Yani ben bu kurumları yönetiyorum ama aynı zamanda bir çalışanım. Yani komutları veren, komut alan, bakın çok önemli. Evet. Sadece komut veren değil. Komut veren ve komut alan, bu komutları yorumlayan ve yorumla beraber bunu etkiye ya da frekansa ya da harmoniye dönüştüren bir yöneticiyim. Buna bağlı olarak bu tabii inşaatta da bu durum böyle. Gıda yatırımlarımızda da, ki gıda yatırımı ile ilgili yakın zamanda televizyonumuzda Güvenli Gıda, Erzincan Ziraat isimleriyle çok özel bir satış planlıyoruz. Yani televizyon o bildiğimiz kötü ya da o insanları kandırma eğilimindeki televizyon satış mekanizmalarının tamamını yıkacak çok özellikli bir mekanizma kurguluyoruz şu anda. Ve bunu da çok net söylüyorum, bunu çok önemsiyorum. Hiçbir ticari beklentimiz yok. Tam anlamıyla bölgenin ürününü, ülkemin ürününü dünyada ve ülkemde doğru satış yöntemleriyle ve tüketici haklarını %100 koruyan, sağlıksal yönlerini ve %100 güvenli olma özelliklerini koruyan bir stille bu sektörde de yer alacağız. Bu mekanizmaların tamamında bizim yöntemimiz bu. Ben doğru hareketi yapıyorum. Doğru hareketi yapmak için gereken mekanizmaların tamamını işletiyorum. Ve bunun yöneticileri, müdürleri, teknik adamları tamamı da bu mekanizmanın parçalığı. O yüzden bir önem sıralaması yaptığımızda aslında hepsiyle ilgili aynı başarı grafiği içindeyiz. Ama bazısında küçük, bazısı büyük montan olarak. Ama hepsinde aynı başarı grafiği. Yani masanızda 5 tane yemek düşünün. 5'i de sağlıklı olmak zorundadır. Küçüğü büyüğü yok değil mi? Aynen. Tabii ki. Bu da böyle bir şey. Biz kurumlarımızda da aynı sağlıklı tavrı sergilemekteyiz Sayın Ural. Mükemmel sevgili. Evet. Evet. Evet, şimdi Ramazan ayı geliyor. Ben sağlam. Peki bir dakika. Buyurun. Şimdi ben size sorayım. Buyurun. Buyurun başkanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz bizimle onu hani ifade etmek isterim. Pana yapımı Kurtlar Vadisi döneminde burada bizim mekanlarımızda çok işler yaptınız. İşte başka programlar içinde geldiniz vesaire. Sizi çok severim, bilirsiniz ayrıca ahbabım olarak. Siz bu işin içinde bir duayen olarak siz ne düşünüyorsunuz? İşte bugün ben bu mekanda ayrı bir heyecan yaşıyorum. Neden? Yaklaşık 4 yıldır bir dizi programında burada görev aldım ve müthiş derecede mutluluk duyarak burada çalıştım. Ve bugün bu mekanda ERT televizyonunda görev almaktan ayrı bir haz duyuyorum. Ve sevgili seyircilerimize de şunu söylemek istiyorum. Değerli seyircilerim, en kısa zamanda sabah 7 ve 9 arasında Türkiye'de ve dünyada yaşanan gündemi hep beraber takip edeceğiz. Güzel programlarla karşınıza geliyoruz. Yalnız ben bir tüyo daha vereyim sevgili seyircilerimiz. Sayın Rıza Bey'le de güzel bir program olacak Ramazan ayında. İsterseniz bunu da siz açıklayın sevgili başkanım. Beni köşeye sıkıştırdınız. Onu ben söylemeyecektim.
veterinerlerde de önecekti ama siz bunu paylaşmak istediniz. Buyurun. Şimdi şöyle, Erzincan konusunda şöyle bir programımız var. Şu anda yeni aldığımız canlı yayın araçlarımız, büyük canlı yayın araçlarımız yakın Erzincan'a geçecekler. Hem Erzincan Belediyesi'nin içinde olacağı hem de Erzincan'daki tüm belediyelerin içinde olduğu bir Ramazan programı planlıyoruz. Evet. Ayrıca benim ve bir değerli hocamın olacağı bir tanıtım planlıyoruz. Bir özel bir program planlıyoruz. Bunu zaten sadece şimdi şey diye söyleyeyim, sürpriz olsun. Çünkü çok özellikli bir program planlıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Biz toplum neyi istiyorsa onu yapmayacağız. Biz toplumu anlatacağız. Evet. Toplumun tabii ki istekleri olacak. Güzel filmler isteyecekler. Bizden bir güzel programlar isteyecekler. İşte Erzincan Türkleri isteyecekler. Giresun Türkleri isteyecekler. Bakın biz medya yatırımımızı yaptığımız gün benim arkadaşlarıma, kurmaylarıma söylediğim ilk şey şuydu. Vural Beyciğim. Evet. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan tüm devlet kurumlarına mail ve fax yollayın. Benim kurumum onlara ait tüm verileri, tüm veterileri, tüm tanıtım ve toplum mühendisliği için, suç önleme hizmetleri için ne yapılacaksa onların tüm videolarını ücretsiz yayınlayacak. Hani insanlar diyebilirler, zaten mecbursunuz yayınlama. Hayır. Evet. Bizim bununla ilgili bir dakika skorumuz var biliyorsunuz. Evet. Kamu spotları noktasında. Biz bunun çok çok üstüne çıkarak özellikle suç önleme hizmetlerine hizmet eden bir ruh hali içinde çalışmaktayız. Evet. Ha bu niye bu? Bunu söyleyeyim. Burada önemli olan şu, biz eğer toplumda etkin, izlenen, saygı duyulan insanlarsak bunun sorumluluğu çok büyük. Evet. Bu sorumluluğu yerine getiriyor olmak zorundasınız. Aksi bir halde, sanırım beni tanıyan dostlarım da bilirler, izleyicilerimiz, evet, hemşehrilerim, vatandaşlarımız. Biz öyle bir ceddiz ki bir Osmanlı tarihine, varoluşumuzdan bugüne yani kayı boyuna Osmanlı'ya ve o süreç Malazgirt'ten, yani coğrafyalar üstü olan savaşlarımızdan, coğrafya üstü yerleşkelerimizde oluşan hayat hikayelerine bir bakın. Bizim toplum öyle başka bir toplum ki bu mozaiği işlemek önemli olan. Benim şu andaki tek kaygım bu. Benim medya kurumlarım bunu doğru işlesin, bunun doğru yapımlara dönüştürsün, doğru dizilere dönüştürsün. Çünkü bunun kaybolmasını engelleyeceğiniz tek yöntem bu. Görsel, işitsel, belgeli hale getirme yöntemi. Bu da zaten medya ile mümkün olabiliyor. Evet. Sayın Burak. Evet. Sevgili başkanım, son olarak şunu söylemek isterim. RT izleyicileri şu anda sizleri tabii ki izliyorlar. Büyük bir heyecanla. Evet, evet. Ve gençler, gençlere çok yer verecek misiniz programlarınızda? Ya ben gençlerle ilgili şöyle söyleyeyim. Şimdi benim bir stilim var. Ben hani ben de genç sayılacak bir yaştayım. İşte yani 39-40 yaşına giriyoruz. Biz toplumda zaten temel hikayenin gençlerle kurgulanacağına inanan bir grubuz. Gençlik anlayışı biraz şöyle. Bizim için aslında dönüştürülebilir, nadasa bırakılmış ama dönüştürülebilir akıl ve dönüştürülebilir iş gücüdür bizim için gençlik. Onu doğru motive edip, doğru eğitimlerden geçirip aslında toplumun ihtiyacı, dünyanın ihtiyacı olan mekanizmaları işletme gücü, power olarak gücüne sahip bir yaştır gençlik bizim için. O yüzden gençliğe yatırım yapmadan sonuç alamazsınız. Ancak. Benim bu konuda farklı bir yorumum var. Ben emeklilik yaşının, bunu SSK açısından söylemiyorum, toplumdan el çekme yaşının çok 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 aşağılarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Hatta bunu şöyle düşünelim. Ben insanın genç öldüğünü düşünüyorum. Düşünürüm. 90 yaşı bile gençtir benim için. Tabii takdir Allah'ın, o sözümüz yok. Bu konuda da hani inançla söylüyorum. Şimdi düşünün ki o kadar çok eğitimden bilmem neden geçiyoruz ya biz. Şimdi ben kendi adıma diyorum ki hani bu rıza egosu değil. Şimdi siz bir bilgi duvarısınız. Ve bizleri bir şeyler yazıyor, yaşadığınız anılar bir şeyler yazıyor, kitaplar bir şey yazıyor, inancınız bir şeyler yazıyor, toplumunuz bir şeyler yazıyor, öğretmenleriniz bir şey yazıyor. Koca bir duvar. Sonra ölüm ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor ve o duvarı bembeyaza boyuyor. Yok olup gidiyorsunuz. Ölümün benzeri de emeklilik bence. Hani niye benzeri? Çünkü emeklilikle bütün o duvarı belki boyamıyorsunuz ama önüne bir örtü örtüyorsunuz ve kimse ondan haberdar olmuyor. O yüzden hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bir yaşın üstündeki insanların toplumda etkin hareketler içinde olmaları o kadar önemli ki. Çünkü deneyim çok pahalı bir veri şekli. Evet.
Yani insan her şeyi deneyimle öğrenecek kadar aptal bir canlı değil. Özür diliyorum. Yani öyle bir zamanımız da yok. Öyle o kadar pahalı ki zaman. Hani tanım öyle olsun. O kadar pahalı ki. Bu yüzden bu deneyimleri edinmiş insanları bunu öğretiyor olmasından yapacağınız kazancı bir düşünün. Burada medyanın ya da innovatif medyanın ya da veri sistemlerinin önemi giriyor devreye. Yani benim için emekli ya da emeklilik yaşına gelmiş ya da 100 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş ya da bu verileri size aktarabilecek yaşa gelmiş insanların bu verileri aslında kaybolmayan verilere dönüştürmesinden söz ediyorum. Hatta bu yönde bir projem var benim. Yani bu ilerleyen zamanlarda bir konuk edersiniz ve bunu daha iyi anlatırım size. Ama temel amaç şu. Biz gençleri evet gençleri iyi yetiştirirsek doğal olarak bizim ileride bize veri ve eğitim verecek yaşlılarımız da yaşını almış insanlarımız da bize fayda eden, faydalı olan üretimler koymuş olurlar. Şimdi anayasa paketinde çok beğendiğim bir hamle var. Yaş konusu. Yani siyasete genç girme konusu. Bence bu Cumhuriyet tarihindeki en önemli hamlelerden biri. Bunu çok önemsiyorum. Sadece buna değineceğim. Yani bu o kadar önemli bir hamle ki. Çünkü siz buna hazırlayan, kendini hazırlayacak insanları tasarladınız bir anda. Çünkü eskiden böyle bir şey tasarlayamıyordu kimse. Yani diyemiyorduk ya ben 18 yaşında, 20 yaşında ya da şu yaşta ben milletvekili attım. Kimsenin aklına gelmezdi bunlar. Ama şimdi ne oldu? Şimdi dediniz ki ben 18 yaşında bile bu sistemin parçası olabilirim düşüncesi bile bir bu yaştaki, genç yaştaki, çocuk yaştaki insanların konuya yönelecekleri, konuda yer alacakları düşüncesiyle bile eğitime yöneleceklerini düşünün. Bunun katkısını daha iyi anlarsınız Sayın Vural Hocam. Peki başkanım şöyle bir soru geldi şimdi aklıma. Bunları dinledikten sonra bu hemen evet. Yani 18 yaş verdiğiniz evet. Destek böyle evet. Siyasete. Siyaseti düşünüyor musunuz gelecekte? Burada duralım. Ben siyasi hiçbir söylemi yapmadım bugüne kadar. Evet. Bu konuda benim ülkemdeki tüm partiler muteber. Vatan hainliği içinde olmayanlar. Kural net. Vatan hainliğinin tanımı yok benim için. Yani bunun bir açıklaması yok. Bunun bir içeriği yok. Yani ben bu yüzden vatana ihanet ettim. Ben bu yüzden askere mermi sıktım. Ben bu yüzden terör yapıyorum. Böyle bir açıklama yok benim insanımda. Bu şey gibi. İnsanın doğası gibi. Yani şöyle düşünün. Benim bu anlamda katı, yani katının ötesi kurallarım olan bir alan bu. Net. Benim için siyaset önce vatandır. Ha ilerleyen dönem ne getirir, ne götürür bunu bilemem. Ama ülke diplomasisini çok önemseyen biriyim ben. Ki bunun içinde rollerim var. Benim için vatan temsil yeteneğini içermek zorunda. İnsanlar tarafından yönetilmelidir. Başka yol bakın. Temsil yeteneği olan insanlardan oluşmalı vatanı yönetenler. Çünkü temsil yeteneği dediğimiz şey bir tartışmayı da ortadan kaldırır. Çünkü temsil yeteneğine inandığınız yine liyakata geliyoruz. İnandığınız biri sistemde görev alıyorsa zaten sizin onu tartışmaya ya da onun yaptığı, ürettiği, toplumda inşa ettiği şeyleri tekrar yorumlamaya zaman harcamanız gerekmez. Bu yüzden siyasi hegemonya, siyasi mekanizmaların oturduğu bir döneme giriyoruz. O süreç ne getirir bilmiyorum ama benim için vatana hizmet esastır. Bunun şekli önemli değil. Muhtar da olabilirim ben. Bir derenin kenarında devlet su işlerine çalışan ve suyu veren bir su ustası da, su işçisi de olabilirim. Hiç fark etmez. Bunun rolü, metni hiç önemli değil. Benim için önemli olan liyakattır. Eğer benim yeterliliklerim ülkemin bekasına fayda sağlayacaksa neden olmasın? Ama fayda sağlayamayacaksa aman ola sakın kapıya bacaya koymayın. Aman. Böyle düşünüyorum. Vural Hocam ve bunu da tekrar bu noktadayken belirtmek isterim. Ülkemi liyakatla yöneten Sayın Başbakanımı, memleketlim olduğu için, evet. Sayın Cumhurbaşkanımı, şu andaki tüm parti liderlerimizi teşekkür ediyorum. Onların varlığı, ülkemin varlığı demek. Liyakat içinde umarım süreci daha iyi yönetirler. Çünkü düşmanlardan oluşan bir coğrafya ortasındayız. Maalesef. Bu anlamda bize düşen, medya kurumlarımıza ve şirketlerimize düşen ne varsa biz yapmaya her zaman hazırdık. Hazır olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda memleketimde bize destek olan tüm kamu ve kurumların tamamına teşekkür ediyorum. Bir isim saymayayım. Ama bu noktada gerçekten ileri derecede destek olundu bizlere. Bunun temel sebebi de bize olan inanç tabii. Sadece tüm izleyicilerimize, ülkeme şunun sözünü veriyorum. Biz asla hata yapmayacağız. Hataya müsaade etmeyeceğiz. Asla. Bizim kurumlarımız üzerinden kimsenin hata yapmasına müsaade etmeyeceğiz.
ülkemize, vatanımıza leke getiren, birliğimizi bozan, bütünlüğümüzü bozan, şu Ramazan arifesinde bütünlüğümüzü bozan hiçbir konuya, hiçbir davranışa müsaade etmeyeceğiz. Ve o evet, bizim tabii coğrafyamız iyi, evet. Bunu konuş. Burada bunu da belirtip size bırakayım sözü. Burada mühim olan şu. Biz bu coğrafyanın her parçasında doğru olmak zorundayız. Ve buna hizmet eden herkesi destekleyeceğiz. Bu yerleşkeyle ilgili bir örnek vermiştim. İnanın şurada bazı işleri yapmıyoruz. Buradaki habitat'a zarar vermeyelim diye. Yani burada kediler, işte kuşlar, kumrular, inanın inanılmaz bir doğa vardır. Ve bir taşı bir yerden kaldırırken bile burada ilgili arkadaşlarımıza benden fırça yiyorlar. Diyorum ki hayır, hayvanlar ona alışmışlar. Dokunmayın, habitat'a zarar vermeyelim. Ülkemizde de durum bu. Bizim insanlarımızın habitatına dokunmayacaksınız. Doğasına dokunmayacaksınız. Herkes kendi kültürü, doğasını yaşayacak. Bir değişiklik yapacaksanız onların öngörülerini alacaksınız. Almazsanız olmaz. Sayın Vural Beyciğim, yani düşünün. Ben bu konuda yetenekli olabilirim. Bir tabibim ben. Geldim, ameliyat olacak bir yakınınız. Sizden izin almadan tabip ameliyat edebiliyor mu? Tabii. Ha, bunun gereğini size belirtebilir. Aciliyetini belirtebilir. Mutlaka gerekliliklerde kamu devreye girer. Ama sonuç olarak bunun onayını alıyor olmak çok önemlidir. Bu yüzden ülkemizdeki bence temel konu bu, oturtulması gereken konu da bu. Dedim ya, yani bizim ülkemizdeki tüm partiler, tüm STK'lar, tüm devlet kurumları liyakat içindedir. Sadece çok karışık bir dönemden geçiyoruz. Kimse kötü değil. Kimse hain değil. Hainler belli zaten. Hainler, hainlere zaten yatacak yer yok. Yatacak yer yok gerçekten. O yüzden bizim tavrımızı da bu söylemim net olarak koysun. Biz bu ülkede kanıyla, canıyla bütün enerjisini verime dönüştüren herkesle aynı duyguda bir kurumuz, insanlarız ve böyle olmaya devam edeceğiz. Efendim, çok keyifli bir sohbet ettik. Rica ederim. Başkanım. Rica ederim. RT izleyicilerine son mesajınız nedir efendim? Onları seviyorum. Evet. Böyle direkt seviyorum. Evet. Umarım çok daha iyi işler yaparız. Tabii biraz canlı yayın zor iş. Zor. Yani hele bir de böyle canlı. Tabii yani bir de unutuveriyorsunuz söyleyeceklerinizi. Evet. Bir metne bağlı kalamıyorsunuz. Evet. ERT televizyonumuza, yani Erzincan Radyo Televizyon Kurumu'nun ERT 1 ve ERT 2 izleyicilerine sadece şunu söylüyorum. Onlar için doğru olanı yapacağım ben. İnşallah. Ekibimle beraber. Kendime yakıştırmadığım şeyi onlara da yakıştırmayacağım. Yani bana zarar verdiğini düşündüğüm şeylerin onlara da zarar edeceğini düşüneceğim. O yüzden sadakatle bu hamleleri yapacağım. İnançla, ben inancıyla, görüşüyle, ceddiyle, milliyetiyle övünen bir adamım. Ve bu bayrağın altında, bu ezanların altında, bu ya, bütün görüşlerde yer alan, bütün görüşlerin huzur içinde yaşadığı bu bayrağın altında olmaktan çok memnunum. Ve umarım bunu da iyi ifade etmişimdir. Benim ülkemdeki ihanet içinde olmayan herkes benim abimdir, kardeşimdir. Ve hep böyle yaklaşacağım onlara. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Keyifli bir sohbetti. En kısa zamanda tekrar yine seyircilerimize buluşmak üzere diyelim. Sevgili seyirciler, yönetim kurulu başkanımız Sayın Şah Rıza Dağ'la mükemmel bir sohbet ettik. Ve bu mekanda ve en kısa zamanda diğer yine yeni konuklarımızı burada ağırlamaktan gurur duyacağız efendim. Sizlere saygı ve sevgi iletiyorum. Allah'a emanet olun.